Herkese selam, ben Tunan. Bu videoda sizlerle beraber Samsung Galaxy Buds 2 replikasının kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Ürünü satın almak isteyenler için açıklama kısmında bir link bırakacağım. Linkten satıcı ile iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız incelemeye geçelim. Ürünün tıpkı orijinalindeki gibi renk seçenekleri bulunuyor bu modelde. Lavanta rengini tercih ettim. Ön yüzeyinde Galaxy Buds 2 yazısını, burada kulaklık resimlerini, ayrıca altta Samsung yazısını görebiliyorsunuz. Bu kısımda ürünün seri numarası ve çeşitli barkodları bulunuyor. Arka tarafında ise kulaklığın bazı özelliklerine yer verilmiş. Üzerinde 2 adet hoparlör bulunuyor ve yüksek, temiz ses alabilmenize yarıyor. Aktif gürültü engelleyici modu olduğunu, ayrıca konforlu bir yapıya sahip olduğunu görebiliyorsunuz. 5 ila 20 saat arasında ise medya oynatabilme özelliğine sahip. Gelin hep birlikte kutu içeriğine geçelim. Ürünün kutu içeriğinde bizleri bir kullanma kılavuzu ve çeşitli kartların bulunduğu zarf karşılıyor. Kulaklığımızın kendisi burada. Ayrıca burada bir küçük kutu bulunuyor. Bu küçük kutunun içerisinde bizleri şarj kablosu karşılıyor. Ayrıca kulaklık silikon uçlara sahip olduğu için isterseniz burada small ve large boyutundaki silikon uçları kullanabilirsiniz. Medium boyutunda olanlar kulaklığın üzerinde geliyor. Görmüş olduğunuz gibi lavanta renginde olduğundan dolayı silikon uçları da bu renkte. Ayrıca kutu içeriğinden bir de böyle bir Type-C kablo çıkıyor. Kulaklığımızı şarj edebiliyoruz. Ayrıca bu kulaklığı yine kablosuz şarj özelliğini kullanarak da şarj edebilirsiniz. Kulaklığın dış kasasının rengi beyaz olmasına rağmen bu kulaklığın iç rengi bu şekilde. Lavanta renginde, kulaklıkların rengi de yine aynı şekilde. Kapağını açtığımızda bizleri böyle bir yeşil LED karşılıyor. Direkt yani kullanıma aktif olarak bu şekilde geçirebiliyorsunuz. Arka tarafında şarj girişi bulunuyor. Type-C uçlu. Burada bir Samsung yazısını görüyorsunuz. Arka tarafında yine çeşitli özelliklerine yer verilmiş bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Kulaklığın menteşe hassasiyeti oldukça güzel. Manyetikleri de güzel çalışıyor diyebilirim. İlk izlenim olarak da malzeme kalitesinin gayet güzel olduğunu söylemeliyim sizlere. Kapağını açtığımızda kulaklıkların üzerinde bizleri böyle bir iki mikrofon karşılıyor. Alt tarafında ise şarj manyetikleri bulunuyor. Kutunun içerisine bıraktığımızda manyetikler oldukça güçlü. Kulaklığı tutuyor ve yine ters çevirdiğinizde kulaklıkları içerisinden bırakmıyor. Silikon uçlarının da kalitesinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Gayet şık ve güzel tasarıma sahip bu kulaklığın. Gelin hep birlikte telefona bağlantısını görelim. Sonrasında bir müzik dinleyip sizlere ses performansını anlatmaya çalışayım. Sonrasında ise üzerindeki mikrofonlar sayesinde bu videonun bir kısmına sesimi kaydederekten mikrofon testinde yapmış olalım. Şu anda sesimi Galaxy Buds 2'nin mikrofonundan duymaktasınız. Kulağıma takılı bir şekilde ses performansı bu şekilde. Telefon görüşmelerinizde ise karşı tarafa sesiniz yine temiz bir şekilde ulaşıyor. Kulaklığın kapağını açtığımızda direkt Bluetooth üzerinde Galaxy Buds 2 olarak gözüküyor. Bir kere bastığımızda eşlememiz yeterli oluyor. Burada açılacak olan sekmede kişilerinize ve çağrı geçmişinize izin vermeniz gerekiyor ki medya üzerinden görüşebilin kulaklık ile. Evet, kulaklıklar genel anlamda bu şekildeydi. Bu kulaklıkta da bağlantı ve bağlantıyı kesme aşamasında connected, disconnected gibi sesler bulunuyor. Ayrıca yine uzun süreli bir işlem yapmadığınızda kendini uyku moduna alıyor. Kulaklığın ses seviyesi müzik dinlerken tiz seslerde daha iyi, bas seslerinde ise ortalama diyebilirim. Equalizer ayarlarıyla bunu biraz daha düzeltebilirsiniz. Çekim alanı mesafesi yaklaşık olarak 5 metre. Telefondan 5 metre uzaklaştıktan sonra kesilmeler meydana geldi çünkü. Sonrasında ise kulaklık için diyebileceklerim arasında malzeme kalitesi var. Malzeme kalitesi oldukça güzel. Kablosuz şarj özelliği çalışıyor. Ayrıca uzun süre kullanabilirsiniz. Yarım saatlik bir video izledim ve bu videoda performansı oldukça güzeldi. Herhangi bir ses gecikmesi yaşatmadı bana. Ayrıca şarjı da %2 düzeyinde düştü. %100'lük bir şarjı vardı bağlarken. Üzerinde dokunmatiği bulunuyor. Bir kere bastığınızda müziği durduruyor. İki kere bastığınızda sağ kulaklıkta sesi arttırıyor. Sol kulaklıkta ise sesi kısıyor. Üç kere bastığınızda ise bir sonraki şarkıya geçiyor. Sol kulaklıkta ise bir önceki şarkıya geçiyor. Yani bunların gerçekten üzerinde olması gayet güzel ve güzel çalışıyorlar. Kulağınızda dokunmatik hassasiyeti de oldukça güzel çalışıyor. Üstüne bir kere bastığınızda direkt algılıyor diyebilirim.
Kulaklığı satın almak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten satıcı ile iletişime geçebilirler. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.